Başkan hoş geldiniz. Başkan merhaba. Nasılsınız? Başkanım. Merhaba. Başkan merhaba. Yalçın Bey. İki sandalye daha karşıya. Buyurun başkan. Sağ olasın. Hanifi Başkanımız, Mücahit Başkanımız, Necati Başkanımız hep beraber Kahramanmaraş'ta tabi bundan sonraki süreçte de inşallah görevi aldığımız takdirde en büyük paydaşlarımızdan olan odalarımızla bir araya geliyoruz. Peyderpey de diğer odalarımızla, tüm meslek kuruluşlarımızla bu ziyaretlerimiz sürecek. Bugün inşaat mühendisleri odamız, makine mühendisleri odamız, jeoloji mühendisleri odamız, şimdi kasiyadımız, tüm dernekleri gezmeye çalışıyoruz. Onlarla çok da verimli istişareler oluyor. Sağ olsunlar. Şunu belirtmek isterim. Kahramanmaraş'la ilgili çok önemli, güzel fikirleri var. O istişarenin sağlanmasından kendiler de, yani bu ekibin bu istişareye açık bir ekip olmasından memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Biz de bundan sonraki süreçte bunun devamlı surette gelişerek devam edeceğini kendilerine bir taahhüt olarak bildiriyoruz zaten. Aramızda güzel bir sinerji var. Hem iş adamlarımızla hem odalarımızla güzel bir sinerji var. Bize olan güvenlerini dile getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize olan güvenlerini dile getiriyorlar. Tabii Kahramanmaraş bir yapılanma sürecini şu anda gerçekleştiriyor. Bu noktada herkes aslında işlerin nasıl gittiğini görüyor. Yani gerçekten burada da iyi bir çalışma var. Ve bunları da her geçen gün bir katkı sunma noktasında bir irade ortaya koyuyoruz. Bugün işte dediğim gibi 13 Şubat Belediye Başkanı adayımız, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, bizler bu noktada odalarımızı dinledik. Dediğim yani devam eden süreçte de neler yapabileceğimizi konuştuk. Ben çok feyiz aldım açıkçası, çok yararlandım. Onların da memnun olduğunu görmek beni ayrıca memnun etti. İnşallah tek amacımız, ortak paydamız olan Kahramanmaraş'ı ileriye götürmek noktasında çalışmaya devam edeceğiz. Tabii kendi meslek kuruluşlarıyla alakalı öneriler vardı. Kahramanmaraş'ta şu anda devam eden rezerv alanların durumları ile ilgili daha çok merak edilen sorular vardı. Onu hem şu anda İmar Komisyonu Başkanı olması hasebiyle de daha önceden o görevi yapmış olması hasebiyle de hem Hanefi Başkanımız hem bizler o merakları giderme anlamında soruları da cevaplandırdık. Tabii bundan sonra mevzuat anlamında bazı değişmesini istedikleri şeyler vardı. Onlarla ilgili biz de notlarımızı aldık. İnşallah gereken yerlere onları da ileteceğiz. Kahramanmaraş için biz de hayallerimizi anlattık onlara. Onlar da sağ olsunlar bundan memnuniyetlerini dile getirdiler. Yani her odanın kendi çapında, bir de tabii odalarımızın fiziki anlamda bir daha iyi koşulda hizmet verme istekleri var. Biz de o noktada adım atabileceğimizi, inşallah onlar bir projeyle beraber bir araya gelecekler. Bize bir yol haritası sunacaklar. Biz de inşallah onu beraberce istişare edeceğiz. Ben zaten çok güzel tepkiler aldım projelerden sonra. Çünkü toplumun her kesimini düşünecek projeler hazırladık. Ben ekibe de çok teşekkür ediyorum. Burada tabii 13 Şubat Belediye Başkan adayımız, ilçe başkanlarımız, diğer belediye başkanlarımızla istişare ettik. Yani geniş bir ekiple hazırladık. Kahramanmaraş'ı biliyoruz, sorunları biliyoruz, şehrimizin taleplerini biliyoruz. O yüzden bunları ve ayağa yere sağlam basması açısından, çünkü vereceğimiz taahhüdün altında kalmamamız lazım. Biz bu şehrin çocuğuyuz. Yarın bir gün bu görevler bittikten sonra da buralarda yaşayacağız. O yüzden yapabileceğimiz şeyleri anlattık. Hamaset yapmadık projelerde. Şimdi inşallah 13 Şubat'ın hazırlıkları var. Diğer arkadaşların hazırlıkları var. Daha birçok şey yapacağız. Belki de oraya sığdıramadığımız şeyler de var. Ben şunu söyleyeyim. Yani kısa sürede, yani kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yapacağımız önemli işler var. Ve birkaç yıl içerisinde Kahramanmaraş'ı
çok iyi noktalara taşıdığımızı, bu ekibin çok iyi noktalara taşıdığımızı tüm vatandaşlarımız görecek inşallah. Bu noktada kendimize güveniyoruz, tüm arkadaşlarımıza da güveniyoruz. Yani biz siyaseti gerçekten doğru şekilde, düzgün bir biçimde, ahlaklı bir biçimde yapmaya çalışıyoruz. İnsanımızı yanıltmayacak şeyleri söylüyoruz. Hamaset yapmıyoruz buralarda. Bugüne kadar çünkü Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği şey şu, yani belki de bu yani hayal edilen bugüne kadar bu memleketin çocuklarının hayal ettiği şeyleri gerçekleştiren bir Cumhurbaşkanının yol arkadaşlarıyız biz. O yüzden bizim bu millete karşı farklı bir sorumluluğumuz var. Diğer partiler gibi, diğer anlayışlar gibi davranamayız. Bir hamaset yaparak siyaset yapamayız biz. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız gibi yapabileceğimiz şeyleri söylüyoruz. Ve hayalleri de bu memleketin hayallerini de bir bir biz gerçekleştiriyoruz elhamdülillah. Bundan sonra daha iyi olacak. Kısa vadede yapacaklarımız var. Orta vadede, uzun vadede var. Bunları da orada azdan çoktan söyledim. İfade ettim. Bazılarını hemen yapacağız dedim. Bazılarını uzun vadeye yayacağız dedim. Daha onları açıklamam gerekirse de devam eden süreçte açıklayacağız hep beraber.